Akıllı fabrikalar olarak yapmakta olduğumuz Endüstri 4.0, Sanayi 4.0, 4. Sanayi Devrimi, Dijital Dönüşüm, Verilerin ve Araçların Harmanizasyonu, artık hangisini tercih ediyorsanız bu konuda yapmakta olduğumuz sohbetlerin bir yenisinde EDT Center ve i4.0 Market kurucusu Muharrem Gezer ile beraberiz. Muharrem Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizler nasılsınız? Ben deyim çok teşekkürler. Dilerseniz öncelikle biraz tanıyarak başlayalım, ardından sorularıma geçeyim. Okey. Muharrem Gezer ismim. Elektronik mühendisiyim. Uzun yıllar dijital dönüşüm konularında faaliyet gösteriyorum. Bunlar açıkçası bir şirketin dijital dönüşüm yol haritası içerisinde mevcut durum analizi, yol haritasının çıkartılması, buradaki projelendirme, bunların içerisinde yatırımların, isterlerinin belirlenmesi, pazar araştırma, pazarda doğru ürün ve çözüm konumlandırma, proje yönetimi gibi farklı alanlarda yurt dışında Almanya'da iki tane çözüm ortağımızla beraber işbirliği yaparak yardımcı ve destek olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında Beykoz Üniversitesi'nde bir dönemsel öğretim görevliliğim var. Konuk olarak bulunuyorum. Farklı üniversitelerde yine konuk öğretim görevlisi olarak derslere katılıyorum. Çok fazla sayıda makale ve blog yazılarım var. Bunun dışında i40 Mark isminde de bir platformun yöneticisiyim. Şimdi Endüstri 4.0 konusundaki çalışmalarınıza biraz değindiniz aslında. Hem i4.0 market tarafında hem de diğer yaptığınız işler tarafında. Biraz daha isterseniz ayrıntısına girin. Direkt olarak Endüstri 4.0 konusunda şu anda neler yapmaktasınız? Şöyle biraz önce bahsettiğim iş ortağımız Almanya'da RWTH Üniversitesi'nde yerleşik Trovarit AG isminde bir iş ortağımız var. Bu iş ortağımız özellikle dijital dönüşüm alanında yatay ve dikey entegrasyonda ihtiyaç duyulan, veri işletilmesine ihtiyaç duyulan iş yazılım çözümlerinin konumlandırılması ile ilgili çalışıyor. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki bir firma böyle bir yatırım yapacak fakat net olarak ihtiyaçlarını bilmiyor. Diyelim ki ERP yatırım yapacak ya da MES yatırım yapacak. Bizler gidiyoruz bu üniversite tarafından hazırlanmış, daha doğrusu üniversiteye bağlı şirket tarafından hazırlanmış hazır soru setleri üzerinden isterleri belirliyoruz. Diyelim ki bir MES yazılımı olsun. Bu isterleri belirledikten sonra IT Matchmaker isminde bir platformumuz var. Bu platform üzerinde bu isterleri yayınlayıp potansiyel tedarikçilere davet gönderiyoruz. Bir online ihale gibi düşünün. Davet gönderdiğimiz çözüm üreticileri bu isterleri nasıl karşılayacaklarını sistem üzerinden, platform üzerinden giriyorlar. Sonrasında biz kısa liste oluşturuyoruz. Bu kısa listenin sonrasında POC çalışmalarımız var. Sözleşme teklif yönetimini birlikte yapıyoruz ve şirket dijital dönüşüm konusunda bu yapacağı yatırımı öncelikle ne istediğini bilen, bu konuda geniş pazar araştırmasına sahip, sözleşmeyle de ilerideki riskleri güvence altına almış bir şekilde bu yatırımı yapıyor. Bunun dışında mevcut durum analizi, süreç teknoloji uyumu gibi şirketlerde çalışmalarımız var. Proje yönetimi tarafında çalışmalarımız var. Ayrıca Endüstri 4.0 ile ilgili olgunluk seviyesi ölçümü ve AKATEK diye bir model var. Bu model üzerinden iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu olgunluk seviyesine göre yol haritasının belirlenmesi ve bu yol haritası içerisinde bir takım projelendirme çalışmaları ve proje yönetimi desteğini de birlikte veriyoruz. Bunun dışında genel, herkese açık ya da şirkete özel Endüstri 4.0 bilinç seviyesinin arttırılmasına dönük de eğitimler düzenliyoruz. Özellikle şirket içi eğitimlerimiz yaklaşık bir 2 gün ya da 3 güne 20 saate yaygınlaştırılmış bir şekilde belirlenen farklı profilde işte beyaz yaka ya da mavi yaka gibi katılımcılarla son derece güzel, etkileşimli ve sonuçları itibariyle de çok başarılı eğitimleri düzenliyoruz. Direkt olarak o zaman Endüstri 4.0 ya da dijital olgunluk seviyesiyle başlamak istiyorum ben. Öncelikle bu dijital olgunluk seviyesi nedir? Nasıl bir ölçüm metodu kullanıyorsunuz? Ve hangi eksenlerde böyle bir ölçümleme yapıyorsunuz acaba? Dijital olgunluk seviyesi aslında şirketin dijitalleşmenin gerekliliklerini ne derece hazır olduğuyla alakalı bir çalışma. Bu çalışmada birkaç tane önemli nokta var. Bir tanesi kullanacağınız model, ikincisi yöntem, üçüncüsü de uzmanlık gerektiren sonraki aşamalar aslında danışmanlık seviyesi. Bizler model olarak AKATEK diye bir Almanya'da bilim ve mühendislik akademisi var.
devlet tarafından kurulan. Bu akademinin oluşturduğu bir modeli kullanıyoruz. Bu model 4 tane farklı boyutta şirketin olgunluk seviyesini ölçüyor. Bunlardan bir tanesi kültür, diğeri bilgi teknolojileri altyapısı, organizasyon yapısı ve kaynak. Dolayısıyla bu 4 farklı boyutta şirketin 6 aşamada, yani değerlendirme 1 ile 6 arasında oluyor. Bu 6 aşamada olgunluk seviyesini ölçüyoruz. Bu aşamalarda birincisi bilgisayarlaşma ya da computerization dedikleri teknolojiyi ne seviyede kullandıkları ile ilgili. İkincisi sadece insan değil nesnelerin de konuşabilir yetkinliklerinin ne seviyede olduğu. Üçüncü aşama bunları görme, dördüncü aşama anlama, beşinci aşama tahmin yeteneğinin geliştirmesi ve son aşamada biz adaptasyon dediğimiz tamamen otonom tepki ve insan kişi inisiyatifinden bağımsız veriye dayalı karar destek sistemlerinin oluşturulması. Dolayısıyla dediğim gibi 4 farklı boyutta 6 seviyede bu ölçümleri yapıyoruz. Tabii yaparken ölçümleri hani herkesin aklına dijital dönüşümde doğal olarak teknoloji kullanımı geliyor ama biz biraz daha farklı yönden bakıyoruz buna. Sonuçta teknoloji tabii ki olmalı altyapı anlamında. Fakat bunun dışında işte kültür, oradaki çalışanların ya da yöneticilerin işte liderlik yaklaşımı olabilir, bu inovasyon yetenekleri olabilir ya da eğitim ihtiyaçları olabilir. Bunların da ortaya konulması. Organizasyon yapıdaki karar vermedeki hiyerarşiler, esnek ekip, ekipler arası rotasyon yapılması ya da kaynak yetkinlikleri dediğimiz çalışanların dijital dönüşüm bilinci, bu konuda ne noktadalar, nasıl bir gelişim sağlayacaklar, bunların ortaya çıkartılması gibi çok detaylı, ilk başta belki modellenebilir, ölçeklenebilir firmaya göre yaklaşık bir işte 500 sorudan oluşan bir soru setiyle bu ölçümleri yapıyoruz. Bir firma size böyle bir olgunluk seviyesi ölçümü ve ardından da bir danışmanlık süreciyle ilgili talepte bulunduğunda onları nasıl bir süreç bekliyor acaba? Bu 500 soruyu direkt olarak bir günde gidip soruyor musunuz, yoksa hem soruları sorup hem de bir saha incelemesinin ardından aslında olgunluk seviyesini belirleyip ardından da danışmanlık hizmeti mi veriyorsunuz? Şöyle yine örnek üzerinden gidelim. Firma, diyelim ki bir Konya'da bir firma bize geldi ve olgunluk seviyesini ölçtürmek istiyor. Şöyle yapıyoruz, tabii firmanın büyüklüğüne bağlı olarak bu firmanın profili belirliyor aslında. İşte çalışan sayısı olabilir, farklı lokasyonlarda yerleşik olabilir bu. Bir holding bünyesinde içerisinde birkaç tane firma olabilir ya da süreçler arasında farklı farklılıklar oluşabilir. Bunları değerlendirdikten sonra kendimize bir proje planı oluşturuyoruz, ya daha doğrusu çalışma planı oluşturuyoruz. Bu plan içerisinde birinci önceliğimiz şu, karar vericilerle, yani C-level dediğimiz yöneticilerle öncelikle böyle bir vizyon çalışması yapıyoruz, bir strateji çalışması yapıyoruz. Yani dijital dönüşümden ne anlıyorlar, temel beklentileri neler, nereyi hedeflemek istiyorlar gibi. Burada farklı kriterlerimiz var bizim ölçtüğümüz. Bu tabii bunu herhangi bir araç kullanmadan sadece böyle bir 2 saatlik bir toplantı şeklinde yapıyoruz. Sonrasında firma içerisinde belirli gruplara bir ikişer saatlik eğitim veriyoruz. Bilinçlendirme eğitimi, giriş seviyesi bilinçlendirme eğitimi veriyoruz. Bir fabrika turu atıyoruz. Hani şu anda işletmede bizim gözümüzle neler yapılmış, neler yapılıyor ya da neler yapılamıyor şeklinde iyileştirme potansiyelleri anlamında. Sonra ana hedeflerimiz, ana dokunacağımız süreçleri belirliyoruz. Bu fabrikada biz dijital dönüşüm alanında hangi alanlarda bir çalışma yapacağız diye. İşte denilebilir ki bir bakım olabilir, kalite olabilir, üretim planlama olabilir. Bunun dışında işte farklı satış olabilir, lojistik olabilir. Bunlarla ilgili süreç liderlerini belirliyoruz ve bu süreç liderleriyle karşılıklı toplantılar yapıyoruz. Önce diyoruz ki sen bize bir anlat bakalım ne yapıyorsun diye, daha sorulara geçmeden. Biz biraz daha dijital dönüşümle ilgili aslında kendi sürecinin böyle yürütülebileceğini ifade ediyoruz ve soruları sormaya başlıyoruz. Cevapları görmüyor karşımızdaki kişi. Verdiği cevaba en uygun seçeneği, yine bir portal, bir aracımız var, teknolojik aracımız var. Bu portal üzerinden giriyoruz ve o süreçle ilgili bilgileri toplamış oluyoruz. Aynı soruları sormamaya çalışıyoruz. Çünkü hani farklı süreçler
örneğin insan kaynakları departmanı işte planlamayla ilgilenmeyebilir ya da bakımla ilgilenmeyebilir. Dolayısıyla ölçekliyoruz. Yani her sürece farklı sorular, bir jenerik sorular var, bir de süreçle alakalı sorular var. Bu böyle 8-10 tane süreç lideriyle, gerekirse birden fazla kişiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Sonrasında bir kaba bir rapor çıkıyor, ham bir rapor çıkıyor aslında. Burada gördüğümüz bir takım çakışmalar olabiliyor. Yani biri evet demiş herhangi bir soruya, çok önemli bir soruya, biri hayır demiş. Böyle bir problem olduğu zaman doğrulama aşaması dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Bu sefer de bu tarz çakışmalarla ilgili süreç sahiplerini ya da cevapları aldığımız kişilerle ortak toplantılar yapıyoruz. Bunu netleştirme anlamında. Bir rapor hazırlıyoruz, ön rapor hazırlıyoruz. Bu ön raporu bir yönetime sunmadan önce bir gözden geçiriyoruz. Yine karşı tarafın proje lideriyle. Ve sonrasında da yönetime, işte sizlerin olgunluk seviyeniz bu, süreçlerin olgunluk seviyeleri bu, her bir süreç için beklentiler bu, potansiyel iyileştirme alanları bu diye firmaya bağlı olarak, mesela en son projemizde işte 24 tane POC çıktı. Yani projelendirme tarafında yapılacak çalışmalar çıktı. Başka bir firmada 64 tane çıktı. Bunların da ne olduklarını belirliyoruz. Bunların içerisinde tabii teknoloji yatırımı olduğu gibi örneğin bir PMO'nun kurulması da olabilir. Ya da bir eğitim faaliyetlerinin daha planlı yapılması da olabilir. Bunları yönetimin önüne koyuyoruz. Yaklaşık diyelim ki 24 tane POC çıktı ve bunları bir zaman içerisinde birbirleriyle bağlantılarını da dikkate alarak, bu bağlantılar bir kesin bir bağlantı olabilir ya da zayıf bir bağlantı olabilir. Bunları da ortaya çıkartarak bunları kısa orta vadede bir zaman planı içerisinde yerleştiriyoruz. Bizim işimiz o anda bitiyor gibi görünüyor. Raporumuzu teslim ediyoruz. Fakat sonrasında gittiğimiz yerlerde devamını da bizden talep ediyorlar. Ve o oluşturduğumuz o 24 tane farklı projenin bu sefer nasıl yapılmasıyla ilgili de danışmanlık desteği veriyoruz firmalara. Peki bu yol haritasını neye göre oluşturuyorsunuz? Sadece sorduğunuz sorulara göre mi, yoksa gereksinimlere göre değişiyor mu? Ya da bu yol haritasını oluştururken nasıl bir önceliklendirme izliyorsunuz? Hangi projenin ilk yapılması gerektiğini neye göre karar veriyorsunuz? Ve son olarak da bu yol haritası gerçekleştirilirken, bu projeler teker teker yapılırken de danışmanlık vermeye devam ediyor musunuz acaba? Evet, şimdi biraz önce bahsettiğim gibi firmada bu çalışmayı yapmadan önce firmanın bir kere bilinç seviyesine bir bakıyoruz. Ne anladıklarını analiz ediyoruz ve temel beklentilerini birlikte oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı firma diyor ki benim dijital dönüşümden anladığım robotlar. Yani robotlar gelsin, insanın yerine ben robot kullanayım, dolayısıyla daha verimli çalışayım diyebilir. Bazı firmalarda şöyle sorunlar vardır, belki kendinin göremediği. Yine işte bir ürün kalitesiyle ilgili problem olabilir, üretim verimliliği olabilir, çalışan verimliliği olabilir, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunlar olabilir. Dolayısıyla bizim elimizde böyle 50 tane bir şirketin dijital dönüşümden beklentileriyle alakalı bir hedef KPI'yi var. Yani bu KPI'lerden hangisi sizin için ne kadar kritiktir diye o firmada ortaya koyuyoruz. O firmaya özel de bir şey olabilir. Çok farklı bir sektör olabilir. Dolayısıyla hedeflediğimiz aslında bu KPI'ların, bu hedeflerin daha doğrusu ortaya çıkartılmasıyla ilgili her şirkete özel bir farklı yol haritası belirlemek. Firmanın, öncelikle diyebiliriz ki firmanın ürünleriyle ilgili kalite problemi var. Dolayısıyla bizim dijitalleşmeyi biraz kalite odaklı dijitalleşmeye gerçekleştirelim. Ya da çok enteresan bir firma dedi ki ben iç lojistik tarafında ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Bu sefer iç lojistiğin iyileştirilmesiyle alakalı projeleri öncelik sırasına koyuyoruz. Fakat bunları yaparken sağlam bir temel oluşturulması amacıyla yine bizim biraz önce bahsettiğim o 50 tane KPI'nin oluşturulması amacıyla her işletmede yapılması gereken, bir kere başlangıçta yapılması gereken çalışmalar var. Bunun içerisinde işte süreç iyileştirme olabilir, süreç teknoloji uyumu olabilir, ana verinin yönetimi olabilir, verinin, ki en büyük yapılan hatalardan biri veri toplayalım diyorlar. Fakat bu verinin optimizasyonu da çok çok kritik. Nerelerden hangi veriyi ne kadar sıklıkla toplayacağım, bunları nerede saklayacağım, nasıl analiz edeceğim? Diğer yatay entegrasyondaki iş ortaklarımla ya da müşterilerle bu verileri nasıl paylaşacağım, entegrasyonu nasıl sağlayacağım gibi
temel konular var. Bu temel konuları da aktarıyoruz. Dolayısıyla doğru bir yol haritası çıkartmalarını sağlıyoruz. Bundan sonra eğer talep ederse firma, örneğin bir business analytics yatırımı yapacak ya da IoT platformu ile ilgili bir düşüncesi var. Orada da Trovet AG'nin biraz önce bahsettiğim gibi online tekliflendirme doğru çözüm ve çözüm ortağı bulma konularındaki hizmetlerini de bizler sunuyoruz. Yani yalnız bırakmıyoruz firmayı. Olgunluk seviyenizi ölçtüm, hadi bakalım şimdi siz bunu yapın hiçbir zaman demedik. Sonrasında da danışmanlık faaliyetleri, hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki danışmanlık faaliyetleri içerisindeki bir ihtiyacı yönelik olarak mı acaba E4.0 Market'i kurdunuz? Yoksa nasıl bir ihtiyacın sonucu olarak E4.0 Market geldi ve bu danışmanlık sürecinizde yine de bir desteği bulunmak mı? Bunu sorayım isterseniz. E4.0 aslında E40 Mart şöyle doğdu. Ben yaklaşık 2010 yılından itibaren, 2010 ile 2018 yılları arasında benzer bir platformu yönetiyordum. IT Matchmaker isminde, Trovet AG'nin sahip olduğu platform. Bu platform daha çok işte Software Landscape dediğimiz ERP, CRM, PLM, MES gibi, WMS gibi çözümlerin olduğu bir platformdu. Yazılım çözümlerinin olduğu bir platformdu. Fakat en son bu pandemiden önce ben bir Almanya ziyaretim olduğunda Ocak ayında, Almanya ziyaretimde hani böyle bir artık herkes Endüstri 4.0 konuşuyor. Dolayısıyla bu Endüstri 4.0 yatırımları sadece yazılım alanında değil, farklı alanlarda da yapılıyor. İşte IoT tarafı var bu işin, siber güvenlik tarafı var, 3 boyutlu printerlar var. Buradaki bu software landscape'i biraz daha genişletelim diye bir öneride bulundum. Onlar da çok bu konuda doğru olduğunu söylediler ve biz Şubat ayında çalışmalara başladık. Amacımız şuydu E40 Mart'ı yaparken. Dijital dönüşüm çok geniş bir alan. Endüstri 4.0 onun bir alt kolu. Endüstri 4.0 içerisinde de çok geniş uygulama alanları var. Dolayısıyla bu uygulama alanlarında herhangi bir ürünü ya da hizmeti üreten firmaların kendi ürünlerini pazarlayabilecekleri bir ortam yok şu anda. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki bir siber güvenlik anlamında bir çözümünüz var fakat bunu doğru pazarlayamıyorsunuz. Ya da artırılmış gerçeklik, çok güzel artırılmış gerçeklik uygulamanız var fakat bunu pazarlayamıyorsunuz. Bu fikirle ortaya çıktı. Yaklaşık bir danışmanlığı bir kenara koyarsak 20 tane teknoloji kategorisi var içerisinde. İşte otonom robotlar, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik gibi, SCADA gibi, HMI gibi ürün ya da hizmet üreticileri kendi ürünlerini belirlenmiş formatlardaki içeride yanılmıyorsam 1200 tane kriter var. Standart şablonlar üzerinden bu sisteme giriyorlar ve bu sisteme girdikten sonra aynı zamanda şirket profillerini, referanslarını, ek belgelerini de bu sistem üzerine giriyorlar. Ve bu çözüme ihtiyacı olan firma, son kullanıcı bir firma, biraz önce bahsettiğimiz Konya'daki bir firma örneğin, bu platforma girerek belirli filtrelerle, bu filtreler teknoloji olabilir. Diyelim ki ben bir IoT çözümü arıyorum. Uygulama alanı işte üretimde, bakımda bu işi yapacağım. Benim hedefim kestirimci bakım yapmak. Bütçem bu kadar, çalışan sayım bu, lokasyonum bu diye girdiğinde sistem bu kriterlere uyan arka planda tedarikçilerin girdiği çözümleri listeliyor. Tabii bu en basiti. Onun dışında şöyle bir şey yapabilir firma. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sadece kafamda bir proje var. Bu projeye bir fikrim var diye sistem üzerine kaydediyor, giriyor daha doğrusu. Bizim danışmanlarımız bu projeyi proje bilgi dokümanına dönüştürüp platform içerisinde uygun tedarikçilerle paylaşıyor. Bir diğer konu, eğer son kullanıcı sisteme kayıt olursa kendi projesini sistem üzerinden tanımlayıp bu projeye en uygun tedarikçileri özelliklerine göre karşılaştırabiliyor. Karşılaştırma raporu sistem döküyor. Gerekirse platform üzerinden yine bu tedarikçilerle ulaşıp onlarla bir projelendirmeye de geçebiliyor. Bu arada 3 dilde yayınlanıyor bu. Şu anda %15'i, katılımcıların %15'i yurt dışından açıkçası. Ben hani lafı gelmişken söyleyeyim. Böyle bir şeyi Türkiye'de ilk çıkarttığımızda yanılmıyorsam Haziran, Temmuz başıydı.
ilk çıkarttığımızda biraz böyle tedarikçiler biraz temkinli davrandılar. Bu kim, nereden çıktı diye. Fakat aynı fikri yurt dışına gönderdiğimizde, yurt dışındaki firmalara gönderdiğimizde çok faydalı bir çalışma olacağını düşündükleri için sisteme kayıt olmaya başladılar. Bugün E40 Mark'ta Almanya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan çok farklı çözüm ortakları da yayınlanıyor ve kendileri için hem Türkiye pazarı hem de ki dünyadaki pazara erişim anlamında bir kanal olduğunu düşünüyorlar. Bu arada 3 dilde İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanıyor. Buradaki amaç aslında bir matchmaking dediğimiz eşleştirme platformu. Doğru ürünün sağlayıcısıyla bu ürüne ihtiyacı olan firmaları buluşturmak. Evet, günümüzün aslında teknoloji ihtiyacını firmalar için büyük oranda karşılayabilen, hatta bunun üzerine bir de danışmanlık noktasında da ihtiyacını karşılayabilen platform gibi durmakta. Yani elinize evet. Sağlık diyelim bu konuda, çünkü Türkiye'de bu tarz platformlar aslında ne yazık ki çok fazla bulunmamakta. Güzel bir girişimcilik örneği olarak görüyorum ben. Özellikle kendi adıma teşekkür ederim. Bir yıl yakın süredir aslında bir pandemi gündemimiz var. Bütün üretim sektöründe baştan aşağı değiştirmeye başlayan bir süreç. Siz bu süreçten nasıl etkilendiniz? Türkiye gündemi sizce nasıl değişti? Sizin gündeminiz nasıl değişti acaba? Şimdi tabii hani pandemi bir milat aslında dijital dönüşümde. Bizim uzun yıllardır firmalara gerek eğitimlerde gerekse birebir toplantılarda ifade ettiğimiz dijital dönüşüm ihtiyacını tetikleyen, biraz daha öne çeken bir musibet diye ben bunu görüyorum açıkçası. Bunun bilincine geçmişte bundan 2-3 yıl önce, 4 yıl önce sahip olmuş firmaların biraz daha hazırlıklı olduğunu görmekteyiz. Olmayanlar da aslında hızlı adaptasyon konularında çalışmalar yaptılar. Bunların en başında tabii ki bir önce bir şok vardı, bir şok geçirdiler. Sonra hızlı adaptasyondan kastım çok hızlı ulaşılabileceği, kurgulayabileceği bir takım yöntemler geliştirmeye başladılar. Bunların en basitleri hani hepimizin de şu anda da kullandığımız uzaktan bir toplantı planlama, bunları yönetme gibi araçları kullanmaya başladı. Ama en büyük sıkıntı tabii özellikle çalışanların bu pandemi dolayısıyla, bu virüsten etkilenmesiyle yerlerinde olamamaları, lojistik tarafta ciddi sıkıntıların olması, tedarikçilerin bir kısmı çalışmadı örneğin. Dolayısıyla buradaki malzeme temini, müşteri siparişlerin zamanında verilememesi, bundan dolayı müşteri memnuniyeti ve müşteri kaybı. Dolayısıyla bu tarafta çok ciddi sıkıntılar yaşadılar, firmalar hala da yaşıyorlar. Ve bunların çıkışının da, yani böyle bir olumsuz bir dönemin çıkışının da aslında dijital dönüşüm yatırımlarında olduğunu anladılar. Ve hızlı bir adaptasyon evresi geçirmeye başladılar diyebilirim. Bunun artıları var, eksileri var. Yani hızlı adaptasyonda yanlış kararlar da alınabiliyor. Sadece o anı kurtarmak için. Yapılan bir çalışma yaklaşık %70'inin bu firmaların, Google'ın yaptığı, bizim de en son yayınladığımız bir makalede, firmaların %70'inin bu pandemiden ciddi dersler çıkardığı ve bundan sonraki iş modellerini ileride oluşabilecek bu tarz pandemi gibi olumsuzlukları yönetebilmek anlamında çalışmalar başlattıkları anlamına geliyor. Yani 4/3'ü firmaların buradan bir ders çıkardığını bize gösteriyor. Bundan sonraki süreçte benim düşüncem sadece bu tarz olumsuz zamanlarda mevcut sürdürülebilir modelleri oluşturabilme anlamında bir çalışmanın yapılacağı her şirket için konuşuyorum. İşte uzaktan yönetim olabilir, iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetilmesinde dijital teknolojilerin kullanımı olabilir. Bu tarz çalışmaların daha hızlı bir şekilde gündeme geleceğini, masaya yatırılacağını ve stratejilerin bu şekilde oluşturulacağını düşünüyorum. Bu pandemi sürecinde size de çok fazla gelen firma oldu mu? Özellikle biz böyle bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. Buna bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu noktada bize yardımcı olur musunuz diyen firma sayısında büyük bir artış yaşandı mı? Siz ne gözlemlediniz? Şöyle iki türlü bizim tarafta olaylar gelişti. Bir tanesi bu pandemi başlayınca ve işler bir şekilde durunca ki yaklaşık %40'lık bir
şeyden bahsediliyor. Yani üretim hacminin düşüklüğünden bahsediliyor. Böyle bir şey olduğuna bir kere bizim daha öncesinde teklif ettiğimiz ya da gündeme gelen ve bir şekilde sümen altı edilmiş ya da rafa kaldırılmış projeler hızlı bir şekilde tekrar gündeme geldi. Bu biraz daha bilinçli bir yaklaşımdı. Onun dışında ben şimdi ne yapacağım diye gelenler de tabii ki oldu. Ben bunları ikiye ayırıyorum. Bir tanesi ben şimdi ne yapacağımı günü kurtarmak için yapan firmalar var bunların içerisinde. Çok hızlı adapte olmak isteyen firmalar var. Bunlar çok yanlış yapıyorlar bu arada. İkincisi de ben bu işi tamam dersimi aldım ama bundan sonra ne yapacağımla ilgili bir yol haritasını bana belirleyin. İkinci firmalar daha kendinden emin ne yapacağını bilen firmalar olarak karşımıza geldi. Biz de açıkçası ikinci belirttiğim firmalarla çalışma modelleri oluşturduk ve şu anda devam ediyoruz. Birinciler biraz daha iştahlıydı ve hızlı adaptasyon için çok hızlı karar aldılar. Dolayısıyla hani bu konuda bir danışmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duymadıkları için o firmalar zaten bizim portföyümüzün dışında çalışmalarını yaptılar. Bir başka konuya geçeceğim izninizle. Uzun zamandır yalın üretim çok konuşulan bir başlık. Yalın üretim ve teknoloji trendleri hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Şimdi yalın üretim deyince tabii hani benim profesyonelliğimin dışında bir konu. Çok fazla tabii ki konuyu biliyorum. Fakat hani böyle bir yalın üretim felsefesinin oluşturulması şirketlerde ve bunun üzerine üretim yapılması konusunda değerli hocalarımıza saygımdan dolayı çok fazla bir şey söylemek istemem. Fakat ben yalın üretimi şöyle görüyorum. Yalın üretimi aslında 3.0'ın konusu. Yani Endüstri 4.0 dediğimiz noktada. Yani baktığımız zaman bir şirketin yalın üretim felsefesiyle üretim yapması zaten aslında 4.0'a geçmenin bir ön şartı gibi ben görüyorum. Ve dışarıda şu anda Türkiye'de yapılan çalışmalara baktığımda özellikle akademi tarafında ya da bu işin işte meslek kuruluşları olabilir ya da sanayi odaları tarafında olabilir. Oluşturulmuş bu tarz dijital dönüşüm merkezlerinin ya da model fabrikaların birinci önceliği şirketlerde yalın üretim yaklaşımının ya da bu alandaki bilinçlendirmenin arttırılması yönündeydi. Fakat Endüstri 4.0 tarafında Endüstri 4.0 şunu düşünüyor. Diyor ki senin zaten böyle bir üretim felsefen olmalı. Yani bir modelin olmalı ki ben teknolojiyi bunun üzerine kurayım. Dolayısıyla ben de bir yalın üretim felsefesi, yani şöyle basit bir örnek vereyim. Ben eğer stok tarafında bir kanban yapısı kurmadıysam, asgari stok, işte lot boyu gibi ya da ambar tarafında adresleme gibi bir altyapı oluşturmadıysam, ben oraya istediğim kadar bir otomasyon sistemi getireyim ya da bir robot sistemi getireyim ya da herhangi bir sistem getireyim, bir ERP sistemi getireyim, MRP çalıştırmak isteyeyim. Eğer bunlar arka planda zaten tanımlanmadıysa, o sistemler maalesef çalışamayacak. Ben yalın üretimi ya da yalın üretim felsefesini dijital dönüşümün bir alt temel taşlarından biri olarak görüyorum. Dolayısıyla bu konuda yapılacak çalışmalar dijitalleşme tarafında hızlı adaptasyonu sağlayacaktır. Türkiye'de belki gerçekten çok hızlı bir şekilde, belki de biraz daha yavaş da olsa bir dijitalleşme sürecinden hepimiz bahsediyoruz. Artık bilincindeyiz ki böyle bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Sizce bu süreçte IT profesyonellerini bekleyen zorluklar neler olacak? Şimdi IT profesyonelleri eskiden beri, yani uzun yıllardır şirket içerisinde bir bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve sürdürülebilirliği konusunda inisiyatif alıyorlardı. Bu tarz yetkinlikler vardı. İşte küçük işletmeden kurumsal işletmeye kadar bu bir kişiden de oluşabiliyordu sorumluluk anlamında. Fakat kurumsal tarafa gittiğimizde işte bir departmandan da oluşabiliyordu. Bu departman içerisinde bir işte direktör, yönetici vardı bunun altında. İşte ne kadar gerekliyse bir ekip, hatta yazılım ekipleri de sadece destek değil, yazılım ekipleri de bunların içerisindeydi. Şimdi bu bizim hani dijital dönüşümün en büyük nasıl diyelim uygulama alanı olarak baktığımızda aslında şirketin duvarlarını da aşan bir uygulama. Yani sadece biz dikey entegrasyon dediğimiz şirket içerisindeki bir verinin dijitalleşmesinden ya da yönetiminden bahsetmiyoruz. Bunun dışında
yatay entegrasyon dediğimiz farklı iş ortaklarından da verinin işlenmesini bahsediyoruz, işlenmesinden bahsediyoruz. Böyle olunca aslında böyle bir disiplinler arası ya da kültürler arası ya da hibrit bir çalışma modeli ortaya çıkıyor. Yani bir IT profesyonelinin aynı zamanda bir proje yönetim yetkinliğinin olması gerekiyor. IT profesyonelinin bir dijital teknolojiler anlamında geniş bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Çok detay demiyorum, geniş diyorum. Çünkü en azından her teknolojiyle ilgili biraz bir bilgi sahibinin olması gerekiyor. Böyle bir projenin uygulanmasında birden fazla çözüm ortağıyla çalışma ve bunların birbirleriyle koordinasyonu, entegrasyonun tarafında bir inisiyatif alması gerekiyor. Bir liderlik yaklaşımının tabii ki olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki IT yöneticileri aslında yeni bir şapkayla bundan sonra dijital dönüşüm sorumlusu diyebilirsiniz, dijital dönüşüm koordinatörü diyebilirsiniz. Böyle bir şapkayla ortaya çıkması lazım. Bunun içerisindeki IT bilgisi, hani biraz önce bahsettiğim 4 tane boyut vardı ya, o boyutlardan sadece bilgi teknolojileriydi. Bunun dışındaki işte organizasyon içerisindeki görevi olabilir. Ya da kültür, şirket kültürüne, kültürünün yansıması olarak nasıl bir davranış sergileyeceği olabilir. Yani IT, daha doğrusu dijital dönüşüm profesyonelinin bu tarz farklı yetkinliklerinin, bir teknik yeterlilik, bir de bireysel yetkinlikleri konusunda, işte hızlı problem çözme olabilir, iletişim becerileri olabilir, liderlik yaklaşımı olabilir. Bu konularda da bir yetkinliğe sahip olması gerekiyor. Eğer gittiğiniz şirkette evet bir IT yöneticisi var, artık sen dijital dönüşüm projelerinden de sorumlusun dediğinizde ileride çok ciddi sıkıntılar maalesef oluşabiliyor. En başta bahsettiğiniz gibi daha önce bir üniversitede ders vermişsiniz de var. Yani akademik ortamda biraz hakimsiniz diyebiliriz. Sormak istediğim şu, sizce Türkiye'de akademi ve sanayi arasında yeterli işbirliği bulunmakta mı ya da gelecekte böyle bir işbirliğinin sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi bu, özellikle Almanya örneğini verdik. Almanya örneğinde çıkış noktası aslında devletin devlet politikası olarak böyle bir yeni anlayışı ya da yaklaşımı ortaya çıkartırken konusunda uzman, üniversite, enstitü ya da teknoloji şirketleriyle bir konsorsiyum oluşturması ve bu konsorsiyumun yaptığı çalışmalar sonucu ortaya bir şey çıkartılması. Yani ben tabii biz yani üniversitede hocalık yapmaya çok ileriki yaşlarda başladım. Dolayısıyla üniversite benim bilgim sadece okuduğum zamanlardaki bilgimdi. Fakat içeri girdiğimde üniversitelerde şunu gördüm. Çok kıymetli hocalarımız var. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bizim bu üniversite sanayi işbirliğini biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Yani benim gördüğüm şu, herkes böyle bir uydu gibi kendi kapalı bir alan içerisinde farklı alanlarda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ama bunun yukarıda bir şemsiye altında toplanması ve bu bilgi birikiminin disiplinler arası ya da işte bu üniversiteler arası diyelim, disiplin çok belki doğru ifade olmadı, üniversite arası bilgi paylaşımının sağlanması gerekiyor. Şimdi dedik ki olgunluk seviyesi ölçümü yapıyoruz dedik. Benim gördüğüm her üniversitenin kendi içerisinde böyle bir fikri var. Diyor ki biz bir olgunluk seviyesi oluşturalım. İşte sanayiyle bir işbirliği yapalım. Dolayısıyla bizim çıkarttığımız olgunluk seviyesiyle burada bir seviye ölçümü ve yol haritasının çıkartılmasını yapalım. İnanın şu anda ben size 10 tane üniversite sayabilirim bu konuda çalışma yapan. Hedef dediğimizde olgunluk seviyesi ölçüm endeksi. Fakat 10 tane üniversite, belki 5'er tane hoca, toplamda 50 tane hoca bu konu üzerinde çalışıyor. Niye bunu yapıyorsunuz? Yani dolayısıyla merkezi bir sistem olup bunu bütün Türkiye genelinde uyarlanabilecek bir yapıda oluşturabilirsiniz. Yani demek istediğim şu, farklı alanlarda yapılan çok kaliteli işlerle aynı işleri yaptığımız için çok fazla zaman kaybediyoruz. Bu sadece olgunluk seviyesi değil. Bir yerde mesela yapay zeka ile ilgili çok güzel uygulama yapılıyor. Farklı bir yerde aynı uygulama yapılıyor. Hatta TÜBİTAK'tan destek alınıyor bununla ilgili. Ya da bir takım Avrupa Birliği fonlarından destek alınıyor. Aynı şeyi yapıyorlar. Benim kastettiğim buradaki kaynakların aslında doğru kullanılması ve üniversite sanayi işbirliğinde de
benim düşüncem eğer buna biraz daha önem verirsek, biraz daha dediğim gibi bir koordinasyonu doğru sağlayabilirsek çok daha hızlı bu işleri gerçekleştireceğiz. Ve bu yavaşlık bize çok aslında geriye itiyor. Dijital dönüşüm o kadar hızlı ilerliyor ki bugün yakaladığımızı yarın tekrar çok uzak noktada görüyoruz. Dolayısıyla hız gerçekten çok çok önemli. Son bir soru sormak istiyorum size aslında. Bu video röportajı 2025 ya da 2030 yılında yapıyorsak sizce konularımız nasıl değişirdi? Nelerden bahsediyoruz? Şimdi 2020'deyiz. 2015'te böyle bir 2020'nin de şu anda bu noktaya geleceğimizi çok fazla insan aslında kestiremeyebilirdi. Dolayısıyla 2025 ile 2030'u şu anda şöyle olacak demek kehanete girer aslında. Yani bir beklenti anlamında diyebiliriz ki bir işin teknoloji tarafı var. Teknolojide nereye geleceğimiz var ve bir işin de sosyal boyutu var. Ben teknoloji tarafında mevcuttaki yapının özellikle bu yapay zeka, IoT tarafında daha hızlı ilerleyeceğini, daha iyi yol alınacağını düşünüyorum. Bir diğeri de biz şimdi hani bahsettiğim gibi olgunluk seviyesi ölçümünde de onu düşünmüştük ya da yapıyoruz. İlk başta insanlar bir veri kaynağıydı, sonra işte nesneler veri kaynağı olmaya başladı. Bence bundan sonraki süreçte dünyada bir malzeme biliminin ön plana çıkacağını ben düşünüyorum. Yani daha akıllı malzemeye dönük bir takım bilimsel çalışmalar yapılacağını şu anda öngörüyorum. Böyle bir çalışma yapılabilir. Tabii bu pandemi bize çok şey öğretti. Özellikle sağlık tarafında ki çalışmalar çok fazla ilerleyecek. Uzaktan erişim tarafında bundan sonra ofisler kullanılmayacak, herkes uzaktan çalışacak. Böyle bir crowdsourcing dedikleri kitle kaynak çalışmaları ön plana çıkacak diyebilirim. Bir de günlük hayatımızı daha iyi idare edebilmek için, bu tabii sağlıkla da alakalı, daha iyi yaşam alanları sağlayabilmek için bir takım çalışmaların yapılacağını ben düşünüyorum. Ama derseniz ki 2030'da şu alanda ne olacak derseniz onu kestirmek gerçekten imkansız. Ama biraz dünya özellikle sağlık konusunda çok ciddi çalışmalar yapılacak. Tabii bu sağlık ilaç oluşturma anlamında söylemiyorum. Bunun dışında örneğin insanların daha iyi yaşam alanları oluşturma olabilir. Ya da engellilerin, bu engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir takım çalışmalar olabilir. Yardımcılar olabilir ki robotlar zaten bu konuda çok iyiler şu anda, daha da iyi hale geliyor. Yani insanlığı daha, yaşam alanlarını daha iyileştirme anlamında hem teknoloji destekli hem de sosyal mental destekli bir takım çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ama bilimin uğraşacağı en önemli noktalardan biri de ben malzeme üzerine, daha akıllı malzeme olarak çalışmaların yapılacağını öngörüyorum. Umuyorum ki 2025 ya da 2030 yılında tekrar bir araya geliriz. Neler olmuş, neler bitmiş. İnşallah. O günde konuşmak İnşallah. İstiyoruz, tekrar konuşuyoruz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bence gayet güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize iyi bakın. Çok mersi, sağ olun. Siz de çok teşekkürler. Sağ olun.